şimdi son zamanlarda gündemimizde olan, Sayın Başkanım, gündemimizde olan bir soru. Devlet Hastanesi'yle ilgili. Şevket Ünsal soruyor. Devlet Hastanesi yıkılıp yenisinin yine aynı yere yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Duyduğumuza göre hayırsever bir vatandaş hastane için başka bir yer gösterilmesi halinde 5 trilyon gibi bir meblağa yardım edebileceğini duyduk. Yer gösterilmedi mi? Bu fırsat niye kaçırıldı? Daha geniş kapsamlı bir kabul edilseydi de daha kapsamlı bir hastane yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı diye bir soru soruyorum. Şimdi bu hastane konusunda zamanın Sağlık Komisyonu Başkanı Celil Erdörbi Kızılcan'a geldi. İlgili Meclisi Başkanı Ahmet Aslanoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Sefa Yıldırım, Celil Erdörbi ile ben beraber gezdik. Evet. Hastaneye geldi. Ben kendilerine istediğiniz yeri size verebilirim dedim hemen. Evet. Belediye meclisini toplar size bir adam. Benim düşüncem şuydu, ilk düşüncem. Sağlık meslek sesinin olduğu yere hastane yapmak, bir komple şekilde yapmak ki o zaman sağlık ocağı işte inşaat halindeydi, evet, yapılıyordu. Ki sağlık ocağı yapmadan önce de müteklifti bulundu. Ona rağmen tekrar buraya hastane yapılabilir. Burası sağlık ocağı, burası hastane kullanılabilir. Mevcut hastanenin olduğu yerde iki tane bölüm var. Bir tanesini sağlık meslek sesi, evet, bir tanesini fizyoterapi ve aktif sönmek olarak kullanabiliriz. Önerisinde bulundu. Evet. Hatta sağlık meslek sesi olmazsa bile ikisi de fizyoterapi olabilir. Ya da fizyoterapi olmazsa biri sağlık meslek yüksekokulu, biri sağlık meslek lisesi olabilir diye teklifte bulundu. Evet. Arkadaşlarımızla. Mevcut sağlık meslek lisesinin olduğu yeri gösterdi. Evet. Yani orada karşıya gittik. Karşıda yani Huzurevi tarafında kendilerine yerler gösterdi. Şimdi spor kompleksi yaptığımız devam edeceğimiz yerde Andorcası'nın olduğu yerde kendisine yer gösterdi. Ya da farklı bir öneriniz varsa istediğiniz yeri biz belediye olarak size vermeye hazırız diye açık teklifte bulunduk kendilerine. Tabi karşı tarafa şehir merkezine uzak diye sıcak bakmadılar. Evet. Buraya da sağlık hoca yapılıyor olmaz diye sıcak bakmadılar. Mevcut hastanenin olduğu yere girdik. Mevcut hastanenin olduğu yerde beraber aynı konuşmayı yaptık. Evet. Kendileri hastanenin işte yıkılıp yeniden yapılması yapılacağını şey yaptılar. Daha sonra dedik ki biz bu böyle olursa çok sıkıntıya gireriz. Burada bu mevcut hastaneler bizce yeterli, güzel ama hemen orada Sabır Market'in arka tarafında bulunan ormanlık alanda acil girişinde alttan yapmak şartıyla öbür hastanelerin binasına eş değer zemin üstü yaparak bina yapılabilir. Burası acil idare binası olur, yoğun bakım olur, işte hemşehrilerin toplantı odası, yemekhane, her türlü şeyi buraya koyarız. Evet. Burayı da yatakhane, hasta yatakhanesi yaparız. Buradan da buraya bir türlü geçiş yaparız diye bir öneride bulunduk. Çok da sıcak bakıldı. Bize söylenen şey buydu. Ama devamında baktık ki bize gelen proje hastanenin yıkılıp yeniden yapılması. Ben hemen arkadaşlara aldım, çok yanlış yapıyorsunuz. Bunu bu şekilde yapmayın. Ben bunu çok ısrar ederseniz onaylarım. Ama kesinlikle yanlış yapıyorsunuz. Mevcut hastaneyi öldürüyorsunuz. Kızılcahamam'daki hastalar zaten bir şekilde hastaneden kaçmışlar. Evet. Yeni bir sisteme geçtiniz. Performans sistemi deniyorsunuz. Performans sisteminde buradaki idarecilerin de başarısını siz alta çekersiniz. Bunu yapmayın dedim. Yapmayın diye çok ısrar ettim. Evet. Hem ilçe kaymakamımıza söyledim, AK Parti ilçe başkanımıza söyledim, Cedit Bey'e söyledim. Evet. Bunu belediye meclislerine defalarca anlattım. Çok ısrar ettim. Kesinlikle bunu yapmayalım, yanlış yapıyoruz. Kızacağım yanlış yapıyoruz diye anlattım kendilerine. Anlattım ama bir demek ki anlatamadım. Daha sonra Başhekim Bey bizi ziyarete gelmişti. Başhekim Bey, hastane müdürümüz, müdür yardımcısı başhekşar. Onlara da bir teklifte bulundum. Belki dedim siz bunu yukarıya söyleyin. Bu şekilde yapılırsa Kızılcahamam'a yanlış yapıyor. Burada ben önerilerimi söyleyeyim. Yine hala teklifim geçerli. İstediğiniz yer alın. İstediğiniz yeri vereceğim. Alt size bir iktidar olmuyor dedim. İşinizi elinizin müşterisin diye.
eğer başka bir yere bir hastane yapılırsa ismini vermek şartıyla yapılacak harcamanın yarısını, o zaman yarısını ben bir hayırsevere yaptıracağımı söylüyorum. Ki bize böyle bir teklifte bulunmuştu. Doğru değil başka. 5 trilyon bir vatandaşı böyle bir geç, şey. Rakam olarak konuşma. 5 trilyon liraysa 2,5 trilyon lirası. Evet. Ama ismini verme şartıyla. Evet. Bir tane hayırseverin bileceğini kendine anlattım. Evet. Elinizde koz olarak bulunsun, bunu da söyleyin. Evet. Ben bunu AK Parti başkanına da söyledim. Ben bunu meclis üyelerimle anlattım. Evet. Herkese anlattım. Ama nedense sıcak bakılmadı. Bu fırsat nedense, şey görülmedi. Evet. Hatta o zaman Sayın İlçe Başkanımız bizim hizmetleri engellediğimizi söyledi. Ki hizmetleri, hastane hizmetini öyle bir engelleme şansımız da yoktu. Engellemedi. Ben kendilerine bu teklifte bulmuştum. Ben hatta o dediği toplantı gününde bize kağıdın ne zaman geldiğini, evrakların ne zaman geldiğini kendilerine gösterdim. Bana örnek veriyorum. Hani 20'sinde gelmiş, ben 23'ünde imzalamışım. Kararsızım dedim. Son defa da size söylüyorum bunu. İster yapın, ister yapmayın. Ama kızacağıma bu konuda çok büyük haksızlık yapmış olasın diye kendilerine anlattım. O para mevzusu da o. Hayırseverin de söyleyen benim, evet. Hayırseverin paranın yarısını vereceğini de söyleyen benim ama tabi arkadaşlarımız kabul etmediler. Ondan sonra da işte şimdi en son durum duyduğumuz kadarıyla hastane ihale yapılmış. Evet. Yine mevcut hastane yıkılacak. Mevcut hastane yıkıldıktan sonra yerine yeni bina yapılacak. Ha bunun sonuçlarını hep beraber yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Kızılcağım da hastane konusunda, sağlık konusunda hemşehrilerimizin çok büyük sıkıntılara bundan sonra gibi olduğunu hep beraber göreceğiz. Şevket arkadaşımız Şevket Ünsal bir soru daha sormuş. Ana caddede de araç park yasakları ne zaman uygulamaya geçecek diyor. Böyle bir uygulama. Şimdi tabii bizim yolu ikiye ayrıldıktan sonra bizim doğalgaz çarpmasından dolayı tekrar eski haline dönmüştük ama şimdi tekrar yine giriş ve geliş olarak eksikleri gördüğümüz yeri düzelterek buna başladık. Bununla ilgili işte Cumhuriyet Meydanı çalışmaları, yol çalışmaları henüz tamamlanmadı. Ama Kızılcahamam nüfusuna orantısız bir araç potansiyeline sahip. Yani çok fazla ilçemiz araç var. Evet. Bu bizi hem sevindiriyor hem üzüyor. Ya Kızılcahamam'ın mevcut durumu bu arabaları kaldıracak pozisyonu değil. Ben şimdi ilk belediye başkanı olduğum zaman hatırlıyorum. Yaptığımız her yeri yani yolları en az 2 metre, 3 metre, 4 metre genişleterek yaptık. Mesela bu Soğuk Caddesi. Bizlerle gidilende o komple kaldırım yapılmıştı. Ben o kaldırımların 4 metresini yıktığımız halde, ortadan kaldırıp yol yaptığımız halde kaldırımları ki çok geniş yapılmıştı. Hala orada park sıkıntısı görebiliyoruz. Biz şimdi buna çözüm olarak yeni el terminalleri yaptırdık. Trafik komisyon kararı bekliyoruz. Şimdi paralı sisteme geçilsin istiyorlar. Ben paralı sisteme karşıyım. Ben kimseden bu konuda para almak istemiyorum ama evet. Yarım saat işte ücretsiz sisteme geçeceğiz. Bununla ilgili de işte şimdi dikkat etseniz bizim belediyemizin önünde, halde, belediyemizin arkasında, evet. Kaptan Kastı'nın önünde, şu bizim işte şu marketlerin olduğu yerde görevli kardeşlerimiz var. Onların görevi orada işte gelenlere en azından uyarmak, şuraya çekeyim, buraya çekeyim gibisinden yol göstermek, trafiklerini rahatlatmak için en azından parasız da olsa evet. O hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şimdi Ali Baran Kızılcahamam eski hesaplarında bu da daha değişik bir soru sormuş. Yani değişikleri değil aslında. İlçemize şimdiye kadar üniversite gelmemesi büyük bir eksiklikti. Niçin gelmedi? Yer mi verilmedi diyor. Onu da anlatayım. Bizim seçim beyanlarında sözlerimizden birisi de bu. Evet. Üniversite. Hemen girişim evde bulunduk. Gazi Üniversitesi ile hemen protokolümüzü aldık. Ankara Üniversitesi ile konuştuk. Bu ara 22 tane iş adamımızı biz yemeğe çağırdık. Kulak karıştırması, İlerce Ülke Kaymakam. Evet. Daha sonra bu 22 tane iş adamımızı şimdiki Kaymakamımız Mustafa Çiftbey'le tek tek gezdik. Evet. Bu arkadaşlarımızdan buraya üniversite değil de bir üniversitenin bölümlerini yapmamız gerektiğini söyledik. Ve şimdi hemen Şirçay'ındaki bir alanı biz üniversite yeri olarak ayırdık. Orada 24 dönüm bir arazi ayırdık, artı karşısında 22 dönüm bir arazi ayırdık. Birisine işte projesini çizdirdik, Gazi ile anlaştığımız gibi buraya Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Turizm Meslek Yüksek Okulu,
gibi bölümleri getireceğimi söylüyor ama fiziki şartlarını bizim yerine getirmemiş şartıyla konuştuk. Tabii bu ara bize Salih Bezci Bey söz verdi. Dedi ki ben size yüksek okul yapmak, hanımın adını verme şartında işte 5 trilyon olarak para vereceğim dedi kendisi. Evet. Biz yerleri gösterdik. Ki o ara biz hakikatını aldırdık. Bu işle ilgili dernek kurduk ve projesini çizdik. Daha sonrasında Salih Bezci Bey'in işte atış seçimleri vardı. Seçimlerinde bunu kayıtlarda görebilirsiniz. Buradan biz iki otobüs hayırlısına gittiğimizde otobüsün işte o otobüsteki giden vatandaşların huzurunu da Salih Bezci söz verdi. Defalarca bunu sözünü verdi. Konuştu. Yapacağız. Devamlı biz son zamanlarda bir gelişme var mı başkanım? Yok, anlatıyorum işte. Şimdi biz sonra Gazi Meclisi'nin dekleri değişti. Evet. Süleyman Bey oldu. Süleyman Bey ailesine gitti. Evet. Çok bizi çok sıcak karşıladı. Çok iyi ilişkiler kurduk. Süleyman Bey hemen Kızılcahamam'a ki Ankara'daki üniversitelerin anlaştığını Gazi'nin Kazan Kızılcahamam hattına geleceğini ki bunu basındaki beyanatları da bildirdi. Evet. Kızılcahamam'a 4.000-4.500 öğrenci kapasiteli okulda evet. açacağını beyan etti. Artı spor hastanesi, artı fizyoterapi reaktasyon merkezi ve sosyal testlerini yapacağını beyan etti. Biz o zaman Kızılcahamam'ın üzerinden TOKİ'nin üst tarafında 538 dönüm arazimizi verdiğimiz kararıyla 4 yılda yapmak şartıyla TAPSUN'u şeye verdik. Gazi Meclisi'ne verdik. Ve kendisinde bizim iş adamlarımızın bunu yapacağını beyan ettik. Evet. Rektörümüz geldi buraya. Bizim üniversite yapacağımız yeri gördü, projeyi gördü. Projenin dış cephesini değiştirmemiz gerektiğini söyledi ki onu değiştirdik. Ve bunu yapmaya karar verdik. Daha sonra da iki defa rektör belirledi, Salih Bey'i ziyaret ettik. Evet. Ama bu arada çok üzülerek söylüyorum. Yani Kızılcahamam'ın en büyük şeylerinden birisi. Evet. Sanki biz yapınca, bizim dönemimizde yapılınca biz buradan siyasi rant elde ederiz düşüncesi arkadaşlarımız olmuştu. Arkadaşlarımız hemen karşı hata geçtiler. Arkadaşlarımız karşı hata burada Kızılcahamam'ın önündeki yere okul yaptıran dediler. Dedik ki burası sıkıntılı, çok uzun sürer, kamulaştırma sıkıntısı var, özel idarenin büyük şeyle işi var, buranın çözülmesi uzun sürer, buraya yapalım, oraya yine yapalım. Biz bunu deklederiz, siz yaptınız, teşekkür ederiz. Bunu kim yaparsa yapsın, Kızılcahamam'a haklı sağlar, bunu yapalım diye ısrar ettik ama tabii o zaman Salih Bey'e işte bir şekilde siyasilerin de devreye girmesiyle Salih Bey de ikna ettiler. Salih Bey de Kızılcahamam'ın önüne yapmayı düşündüğünü söyledi. Ben de Rektör Bey'in orayı kabul etmediğini söyledim. Rektör Bey'le en son Salih Bey'e gittim. Salih Bey'in huzurunda Rektör Bey dedi ki ben üniversitemi şehrin dışına çıkartmam. Burası bizim için ideal. Buraya yapalım dedi. Ama tabii seçimlerin de yaklaşması sebebiyle buna şeyler sıcak bakmadılar. Ben AK Parti'nin meclis üyelerimize, AK Parti ilçe başkanımıza bunu defalarca söyledim. Burada beraber olalım, birlik olalım, bunu yapalım dedim ama bir türlü bu şekilde bir araya gelme şansımız olmadı. Bizim de bu bizim yapacağımız projenin 11 trilyon lira gibi bir bedeli olduğundan belediye olarak bunu şu anda yapma şansımızın olmadığı, hayırseverlerin dışında bunu yapma şansımızın olmadığını gördük ve cesaret edemedik, başlayamadık. Halen proje elimizde ve hareket alınmış elimizde bekliyor. Ümidimizi yitirmedik, bekliyoruz. Eğer bu şekilde bir gelişme olursa biz burada hemen işte orayı okulda bölgesi olarak düşündüğümüz yerde üniversitenin bölümünü açabiliriz diye düşünüyoruz ama burada tabii en çok üzüldüğüm şeylerden birisi arkadaşlarımızın siyasi olarak düşünmeleri bizi burada sıkıntıya soktu ve siyasi düşünce gelişinde bugün Kızılcahamam'ımız bu kaliteli bir binaya yani yüksek okul binasında kaliteli bir bölüme sahip olma şansında maalesef olmadı ama biz bunun peşini bırakmış değiliz. Yani tabii her şey zamana bağlı. İnşallah onu bir gün bu hayalimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Şimdi Ali abimiz, Ali Barın Kadir Bey Kalesi'nin yapılması gereksiz bir icraattı. Diğer bütün icraatlarını canı gönülde yürekten destekler ve kendisini takdir ediyorum demiş. Kadir Bey Kalesi'nin gereksiz olduğunu söylüyor. Tabii diğer çalışmalar ben saygı duyuyorum. Evet. Bizim şimdi burada bir vizyon meselesi. Evet. Bizim hedefimiz ne? Bizim hedefimiz
2023'te termal turizmin lideri, kongre turizminin lideri, sağlık turizminin lideri Kızılcahamam. Nihayetinde bizim tek geçim kaynağımız turizm. Buraya turizm amaçlı gelen insanlar estetik açısından güzellik görmek istediler. Kızılcahamam içerisinde gezmek istediler. Yani insanlar geldiği zaman otelin içerisinde akşama kadar hapsolacak değildir. Kızılcahamam gezmek istediler. Biz Kızılcahamam'ın bütün mezdeleklerini ortadan kaldırmaya başladık. Dikkat ederseniz mezarlığın girişinde, cennetin girişinde, cennet mahallesinde, polis uygulamalarında, orta revüjde, Kızılcahamam'ın çıkışında hep biz estetik çalışmalar yaptık. Kadir Bey Kalesi'nin olduğu alan, boşluk bir alan ve bina yapılma şansı olmayan bir alan. Kır bir alan. Ve hemen mahalleyle şehrin içerisinde olduğu için gençlerin sürekli gidip orada uygunsuz hareketlerde bulunduğu, orayı sürekli yangından da hatırladığı bir alandı. Ama şimdi ne oldu? Oraya bir estetik kazandırıldı. Cumhuriyet Meydanı'na bütün sağlık, orada insanların gelmesi, oturması, en azından burada insanların hatıra, işte hatıralarını paylaşması, çay içebilmesi, yemek yiyebilmesi ve Kızılcahamam'ın her tarafından görülebilecek oraya bir güzel bir yer kazandık. Şimdi bittiği zaman insanlarımız kaderin ne kadar güzel olduğunu, Kızılcahamam'a ne kadar bir artı değer kazandırdığını inşallah görecekler. Ki bitmeden kimsenin bir şey deme şansı yok. Ben bittiği şekilde hayal edebiliyorum. İnşallah bittiği zaman Ali Dayım'la oturup konuşuruz. Ali Dayım'la da oraya çıkar bir çay içeriz. Ali Dayım iyi ki burayı yapmışsın diye inşallah o zaman... Diğer icraatların, diğer çalışmalarını takdir ediyor. Kendisini canı yürekten kutluyorum da dedi, söyledi. Şimdi başkanım hep burada şeyler olduğu için arkadaşlar hiç ayrım yapmamak için. Sor istiyorum, sor desene. Kızılcahamam'dan Ankara'ya gidişlerde Bet Deresi'nden garajlara otobüs niye gitmiyor? Gitmediği için biz çift dolmuş yapıyoruz diyor bir vatandaş. Şimdi Ankara'nın içerisinde bizim tasarrufta bulunma şansımız yok. Orası büyük şey bildiğiniz. Evet. Biz Kızılcahamam otobüslerini ancak işte buradan girişlerinde ve girişlerinde biz denetleriz. Evet. Ankara'da bu trafikle ilgili komisyon araçların nereden gideceği konusunda net bir şekilde yol çizmiş. Evet. Yani diyor ki sizin kalkacağınız yer etli garajları ya da sizin kalkacağınız yer Aşti. Aşti'ye kalkarsan buradan gidersin. Evet. Etli garajlarından kalkarsan buradan gidersin. Bunu şey çizmiş. Büyükşehir Trafik Komisyonu. Bizim oraya müdahale etme şansımız yok. Evet. Bak bugünlerde bizim Migros'un oradaki araçların ki güzergah değiştiriyorlar araçlar. Kültür Merkezi'nin oradan gelip Migros'tan geçiyorlar. Polisler araçlara ceza yazıyorlar. Evet. Ve sizi çekeriz diyorlar. Siz güzergahınızdan gideceksiniz diyorlar. Biz de ısrar ediyoruz. Ceza yazsın önemli değil. Arkadaşlarla konuşalım ama siz bu güzergahı kullanın. Çünkü vatandaşlarınız buradan gidecektir. Evet. Yani Ankara'nın içerisinde bizim Kızılcahamam'daki taşımacılık yapan otobüslerin o hatların dışına çıkma şansı yok. Ve bizim bunda yetkimiz yok. Yetkimiz yok. Biz ancak şimdi o otobüs firmalarının cezasını siz göz alabilir misiniz? Otobüs firmalarının sürekli ceza yemesini sizin vicdanınız halindedir mi? Yetmez. Başkan şurada bir bunu ileride bir vatandaş bir soru daha sordu da bunu benzeri onu bir sonraki sormayabiliriz ama hani aynı soruya benzer. Bir vatandaş da diyor ki ya otobüs yazıhanesindeki yetkililer diyor iki kira verme şimdi kültür merkezi var ya kültür evet. Şey, kalkıyor ya iki deneyere kira vermeyi göze alamayıp da ondan dolayı da iki elemana da ücret o külfete katlanmamak için böyle bir şeye girişimde bulunduklarını da söylüyor. Otobüsü nasıl böyle bir girişimde bulundu ama biz kabul etmedik dedik kültür merkezi duracak. Evet. Kültür merkezinde böyle mi bulacaksınız? Evet. Ama dediler ki işte şeyin kararı bu, buradan kaldırmıyorlar. Dedim evet. Ki o zaman gündüz etikten kalkacaksınız, buradan geçeceksiniz, kültür kapalı olacak. Ama akşam 8'den sonraki arabalarınızı hem kültürden kalkacaksınız hem burada göreviniz olacak. Kızılcahamam Seyahat firmasının kültür yazanasının halen kirasını veriyor, halen orada eleman var. Ama Ankara'daki trafik komisyonunun kararı gereğince gündüz orada araba durdurma şansları yok ve kaldıramıyorlar. Evet. Ya bir de şimdi biz
eğer yolcularımız dikkat ediyorlarsa sabahleyin giderken buradan ya da sabah akşam giderken bütün otobüslerimizin kalkışında bir tane zabıta kardeşimiz orada otobüste denetliyor. Eksikleri varsa onları yazıyor. Artı her gün sabah Karaçekmece'nin girişinde biz otobüsleri zabıtalarımız denetleyip kontrol ediyorlar. Evet. Bilet var mı? Kolonya var mı? Su var mı? Şoförün kıyafeti düzgün mü? Kaç saatte gelmiş? Ayakta yolcu var mı? Bunları sürekli denetliyoruz. Denetimlerimizi daha da artırarak yapacağız ki bu ulaşım vatandaşlarımızın en işte tabii hakları ve bu haktan yararlanarak rahat etmek zorundalar. Herkes biz bunun peşinde sürekli uğraşıyoruz, peşinde koşuyoruz. En iyi şekilde insanlarımızın yolculuk yapması için uğraşıyoruz. Ama yetkimizin yapıldığı yere kadar, yani bizim yetkimiz bizim kendi sınırlarımız var. Bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tasarruf olma şansımız yok. Onlar nereyi sizler derse, onlar ne şekilde karar verirlerse biz o şekilde hareket etmek durumundayız. Abdullah İlhan da bu şeyi yolla ilgili marketlerin taş köşeden yolların marketlerin aşırıdan dolayı aşırı yüklerden dolayı yolların daha çökme durumu olduğunu biraz önce marketlerden dolayı değil o ağır taşlarda tabii yatırak çöker. Evet. Ama şimdi şöyle düşün, gözünden şöyle getir, demin onu anlattım. Burada 7 yıl öncesinde başlayan su var. Bitmiş. Ve devamında 5 yıl önce başlayan bir kanalizasyon projesi var. 3 yıl önce bitmiş. Ve 2013 yılının Şubat'ında başlayan doğalgaz projesi halen devam ediyor, bitmek üzere. Bunların hepsi yerin altında yapılıyor. Yerin altında yapılırken bunların hepsi sürekli kazılar yapılıyor. Kazılar yaptıktan sonra hemen üzerine toprak doldurulup sıkıştırma yapılıyor. Ama siz ne kadar sıkıştırma yaparsanız yapın, burada istediğin kadar ağır tonajlı arabalar gitsin, mutlaka çökme yapacak. Bu çökme nereye kadar? Bir noktaya kadar. Artık bir yıl sonra Kızılcahamam'da çökmelerin olmayacağı Kızılcahamam olacak. Bir yıl sonra ne olacak burada? Bu yolların çöken yerler, bozuk olan yerler tekrar yukarıdan aşağı yani en güzel şekilde düzenlenecek inşallah. Şimdi belediye başkanı çalışmalarını veriyoruz. Yalnız gelen misafirlere konaklama pansiyon yerleri yetersiz. Daha fazla olabilir. Şu anki yol güzergahı ve trafik meselesi iyi. Sorun olmaktan çıkmıştır. Dışarıdan gelen misafirlere karşı davranışlarımız hususunda esnafımız daha çok bilinçlendirilmeli diyor bir vatandaşımız. İsmini vermiyor vatandaşımız da. Bilinçlendirilmesi konusunda hani bir takip. Şimdi biz 5 yıl öncesine bakarsan dükkanların durumunu gözümün önünde getirirseniz net bir şekilde bunun şeyini belirsiniz. Biz tabii şimdi 5 yıl öncesiyle şimdi arasında %1000 fark var. Evet. Yani şimdi daha güzel bitimler, daha güzel dış cepheler, daha temiz iş yerleri ortaya çıktı. Tabii bu esnafın da kendini sürekli yenilemesi gerektiğini, esnafın ticari hacmi yükseldikçe kendini yenilemeyi hissettiğini biz gördük. Bu daha iyi olacak. Eğitim verilebilirdi, zaman zaman eğitimler verildiği, bundan sonra da daha iyi şekilde eğitim mutlaka verecektir. Mesela orada bizim Mavera uygulaması daha önce yapacaktık. Ama bizim arkadaşlarımız Mavera uygulamasını çok kapsamlı bir şekilde dile getirince burada mavi bayrağı alacak esnaf bulma şansının olmadığını gördük. Ama biz onu şu iş yerleri bittiğinde tekrar yeniden mavi bayrağı değil de en güzel dükkan, en temiz dükkan, işte en güzel yüzlü esnaf gibisinden yarışmalar yaparak insanları teşvik etmek, onların hallerine, hareketlerine daha iyi dikkat etmelerini sağlamak için girişimde bulunacağız. Yol, bu yol meselesinden Özdemir Marketing şeyi var. Yol meselesi hiç iyi olmadı. Üstelik bir de duba diktiler. Dükkan tarafına yük indirilip indirilirken en fazla sıkıntıyı çeken biziz diyor. Şimdi tabii burada mağdur olan arkadaşlarımız var. Bunlardan birisi de Özdemir Market. Ama biz kişilerin değil, genel menfaatini düşünmek zorundayız. Yani Kızılcahamam'da ben herkesin düşünmek, herkesin rahatla yürümesini, araba sürmesini, kaldırımda geçmesini düşünmek zorundayım. Tabii bir yerde bir iyilik varken birkaç kişi mağdur olmuş olabilir ama Özel Market'te tabii tam köşe bir market. Orada ticaret yapıyorlar.
araçların durma şansının çok olmadığı bir yer, tam merkezi bir yer. Ondan dolayı sıkıntı çekmiş olabilir ama yani ben o konuda fazla yapabileceğim bir şey yok ki Hızlıcahamam'ın o caddelerin altyapısını, o caddelerin bina ruhsatını, o caddelerin bu şeklini zamanında ben falan vermedim. Benden önceki dönemlerde yapılmış. Herhalde 20-25 sene önce, 30 sene önceki belediye başkanlarımız Hızlıcahamam'ın bugünkü durumunu düşünselerdi. Herhalde bu şekilde imar uygulaması yapmazlardı. Daha geniş yollar yaparlardı. Derenin üzerinde kapatmazlardı. Derenin üzerini açık rekreasyon düzenlemeleri yaparlardı. Yan taraflarında park yaparlardı. Oraya konutlaşmaya, oraya yaklaşmaya müsaade etmezlerdi. Evet, o zaman ne olurdu? Bu park sorunu da olmazdı. Daha güzel bir Kızılcam olurdu. Olabilirdi. Ama ne yapalım? Tam o arkadaşımız dükkanda, tam Kızılcam'ın merkezi bir yerinde, köşesinde orada trafik akışını sağlamak için bizim bu uygulamayı yapmaktan başka çaremizin olmadığını biz gördük. Ama inşallah mağduriyet giderilir. O da yenilikleri yaparak daha iyi güzel yapmaya çalışacak. Feruk Çağatay arkadaşımız, Feruk Çağatay bundan bir buçuk ay evvel gündemde olan suda Atatürk Park ihalesi sessiz bir şekilde sadece ihalenin olacağı gün anons edildi. Böyle keşiştirilerek anons edilmesine son derece kılıyorum. Ve bu konuda açıklama bekliyorum diyor. Ben sessiz falan yapmadım. Evet. Şunu söyleyeyim aynen. Ben belediye başkanı olduğumda herkesin kulağının ağzında bir laf vardı. O laf neydi? Hızlıcahamam Belediyesi'nin soğuksa yeri olduğu. Yeri olduğu. Atatürk'ten kalma yeri olduğu söyledi. Evet. Biz baktık ki Hızlıcahamam Belediyesi'nin soğuksa bir karış yeri dahi yok. Evet. 60 hektar yerimiz var diyorlar. Sınırı belli değil, yeri belli değil. Böyle bir yer de yok. Daha önceden 68 yılında bunu ormanla mahkemeleşilmiş. İşte orman bu davaları kazanmış. Ama tabii bunu görevde olmayan arkadaşların bilme şansı yok. Devamında biz baktık dedik ki İlipaklara gittik biz. Bizim burada yerimiz var. Yerimiz var olduğu, tamam yerimizde belgemiz yok ama şöyle ispat ederiz dedik. Dedik ki bu altın su tesislerinin olduğu ya Hızlıcahamam Belediyesi'nin müsteciliği. Altında köşk restoran Hızlıcahamam Belediyesi'nin müsteciliği. Artı hemen bunun karşısında Atatürk'ün geldiği yer, daha önce bir restoran vardı. Burada bir çam var, burası da bize bile bunun yeri. İkili ilişkilerimizi kullanarak, onlarla konuşarak, görüşerek biz buraların tapusuna sahip olduk. 12.500 metre bir yer, 2.400 metre bir yer tapusuna sahip olduk. Devamında bizim her yıl Atatürk'ümüzün Hızlıcahamam'a gelişini biz 16 Temmuz'da işte canlı olarak canlandırmaya çalışıyoruz hep. Devlet tiyatrolar sanatçılarını getirdik. İşte bir sene endüstri meslekçimizin müdürü Bayram Bey Atatürk'e belirlediği için o görev üstlendi. Yine bu sene Esnaf Kebap Kooperatifi Başkanımız Sami Settek Bey'i Atatürk şirketine soktuk. Atatürk'ümüzün o zamanki gelişini temsilciyi canlandırdık. Şimdi herkes gözünün önüne getirsin. Atatürk çamının olduğu yer piknik yeriydi. Ki halen piknik yeri. Ve mezgelerlik halinde. Tören yapmaya değmez bir şekilde. Orası bizim tören yapacağımız ada yakışır bir şekilde değildi. Ben daha sonra devamında bunu burayla ilgili şey çizdirdim, proje. 11 tane proje yaptım o zaman. 2011 yılında. 2010'da projeler bitti. 2011 yılında kararlaştırdı. 2011'de projeler yaptık. Bu projelerden birisi de burası. Ben bu 11 tane projeyi İller Bankası'na sundum. Bunlara buradan şey istedim. Kredi talebinde oldu. Bunu bulurken tabi İller Bankası bize bazılarına kredi verdi, bazılarına vermedi. Daha sonra baktık ki burayla ilgili milli para olduğu için milli parktan izin almam gerekiyor. İller Bankası'na sunduğum projeyi milli parklara götürdüm. Milli parklara bunu onarlattırdım. Ya ben bunu böyle böyle yapmak istiyorum. Burada bir kır bahçesi yapmak istiyorum. Amfiteyatrosu yapmak istiyorum. Burayı düzenlemek istiyorum diye proje çizdim ve milli parklara bunu onarlattırdım. Evet. Devamında biz bunu ve bunun kararları hepsi mecliste var. Evet. Meclisten geçti. Evet. İller Bankası'ndan kredi alabilse kendimiz yapacaktık. Evet. Daha sonra baktık ki buranın 680 milyar civarında bir yatırım maliyeti var. 680 milyar yatırım maliyeti var. 680 milyar yatırım maliyetinin yanında tabii o yatırım maliyetinin içerisinde kapalı bir restoran yeri vardı. Milli Park'tan biz bunu çıkarttırdık. Milli Park dedi ki bunu kaldıralım diyor. Tam kaldıralım dedik. 570 milyar civarında bir keşif bedeli olan şey çıktı. Evet. Yer çıktı. Biz burayı bütün Kızılcahamam bizim vereceğimiz bir şekilde biliyor. Evet. İhale yapacağımız ve yaptıracağımız biliyor. Ki İller Bankası'nda aldığımız
teklif ettiğimiz şey meclis kayıtlarında hepsi internet sitelerinde var. Devamında bunu oturup konuşurken meclis gündeminde konuştuk bunu. Meclisin gündeminde arkadaşlarımızın inceleyip bakabilir. Dedik ki biz bunu yap işlet de ihale yaptık. Arkadaşlar buna karşı çıktılar. Niye karşı çıktılar? Biz yapalım dediler. Büyükşehir dedim. Demek ki olmaz. Niye büyükşehir? Bizim kendi elimiz. Biz buraya zorla kazandık. Biz buraya güzel bir şey yaparız. Biz bunu yap işlet de yaptırırız. İhaleye çıkartırız. Bir vatandaş bunu yapar. Yaptıktan sonra da belli kendisi burayı çalıştırır. Para kazanır, kazanır ayrı mesele ama en azından bize bir tesis kazanmış olur. Hem de belediyemiz buradan cebinden para vermeden bir tesise sahip olmuş olur. Artı buradan belli bir de kira kalmış olur diye düşünce vardı kafamızda. Bunu gerçekleştirdik. Bunu meclisten kararını aldık. Mecliste bunu herkes duydu. Meclisimizin bütün kararları, bütün internet sitelerimizde mevcut zaten var. Belediyede var aynısı. Tabii burayı şimdi ispat edemeyeceğimiz şeyleri söylemek çok yanlış oluyor. Birilerine cevap hakkı olur. Evet. Burayı bizden isteyen çok vatandaş oldu. Evet. Nasıl istediler? Siz yapın, ihaleye gelin bağlı. Benim kesinlikle olmaz. Yani biz parayı harcayacağız, arasında ihale yapacağız. Bu bazı isimlerini vermek istemediğim arkadaşlar kendilerini şimdi net bir şekilde biliyorlar zaten. 2-3 defa birebir gelip benden burayı isteyenler oldu. Benim bu şekilde verme şansım olmadığını kendileri beyan etti. Bu şekilde yapma şansım olmadığını kendileri beyan etti. Devamında ne yaptık? Biz burayı yap işlet devlet modeli ihaleye çıkarttık. Ramazan'dı. Meclisten karar aldığımız şey. İlanında biz bunu yaptık. Evet. Ve verdiğimiz projeyi birebir uygulamak şartıyla ihaleye çıkarttık. Şimdi siz şöyle düşünün. Bunu bir insan alacak. Evet. Bir insan bizim 550 bin lira belirlediğimiz şeyleri %30 işte müteahhit karının olduğunu düşünürsek evet. 400 bin lira parayı nakit olarak harcayacak. Artı ayda 250 lira buraya kira verecek ve kapalı bir restoran olmayacak. 10 yıl sonra da burayı belediye devredecek. Biz hem bir amfiteyatroya sahip olmuş olacağız, hem buradaki mecburiyeti ortadan atmış olacağız, hem altın o Atatürk'ün gelip oturduğu yere tamamen sahip olmuş olacağız. Evet. Ve bunun hepsini Milli Bakkal'a onaylı bir şekilde yapacağız. Ben dedim ki o zaman arkadaşlara tamam ben razıyım. Hadi. Almak isteyen kim varsa gelsin, 50 milyar lira aynı şartlarda yapacağını taahhüt etsin o zaman. Arkadaşlara 50 milyar lira para alacağım, kendisine destek olacağım, verilebilirim. Niye gelmediler? Kimse gelmedi. Şimdi başkan şurada vatandaşın içerisinde sorular, hani benim kulağıma da gelenler, bir kese ihalesini diyor, defalarca anons ederken diyor, onu diyor son günde bir geçiştirilerek ihale edilir. İki defa. Son günü şekilde kaç kere ihale edilir? İki defa ihale yapıldı. Şimdi o arkadaşlar neyse ya ben uzun kendileri eğer kendilerine verilseydi hiçbir sıkıntı yoktu tabii. Biz burada biz bunu iki defa ilanını yaptık. Meclisten bütün kararlarını aldık ve Kızılcahamam Belediyesi'nde çok kendi bir iş yaptık biz. Cebimizde 25 kuruş para harcamadan oradaki adama sahip olup orada seçim beyanlarımıza söz verip bu projenin de gerçekleşmesini, bundan sonraki Atatürk'ün Kızılcahamam'a geliştirdiği de orada yüzümüzün akıyla rahat rahat insanları karşılama yapabileceğimiz tören düzenleyebilir bir alan ortaya çıkarttık. Ki burayı yapan müzeci aldıktan sonra ki Kızılcahamam Belediyesi de çok büyük bir nimettir, çok büyük katkıdır bu nihayetinde. Yani devamında 10 yıl sonra Kızılcahamam Belediyesi bunu tekrar kendisi alıp yeniden işte kendisi çalıştırabilir, müsteceri de verebiliriz diye düşünüyorum. Ben burada vicdanla rahatım. O konuda kesinlikle bir yanlış yaptığını düşünmüyorum. Bu konuda o soru şeylerine de herhalde cevabını almış diye düşünüyorum. Şimdi bir eczacı Bülent Demirhan soru soruyor. Kim içeri ıslahı bitince etrafını ticari ve sosyal oluşumlara açmayı düşünüyorum diyor. Tabii Bülent, düşünüyorum. Bülent Demirhan soruyor bunu. Şimdi kim içeri vatandaşlarımız tabii gördüler mi görmediler mi bilmiyorum ama biz kilimi kendi çok büyük bir çalışma başlattık. Yani bizde öncesi şimdiki hali net bir şekilde var. Orada bizim hayallerimizden bir tanesi ki sadece burası değil belli bir kısmını işte belli bir aşamaya getirdik ki inşallah 29 Ekim'de işte açmaya çalışacağız. Tabii insanlarımızın
soğuk suyun dışında da Kızılcahamam'da oturabilecekleri, çay içecekleri, yemek yiyecekleri, gezecekleri, spor yapacakları alanlar olduğunu inşallah orada göstereceğiz. Evet. O proje bittiğinde zaten oranın etrafı tamamen bir ticari proje. Ya yani orada inşallah alt tarafında işte Sultan Kayıkları olacak, su bisikletleri olacak, orada akvapark olacak, orada lunapark olacak, hayvanat bahçesi olacak. Bundan hepsi ticari. Nihayetinde evler olacak, insanların koşabileceği, bisiklete bineceği, yürüyeceği, oturup çay içebileceği alanlar tabii ki olacak. İnşallah bunu ileriki zamanlara göstereceğiz. Şimdi Yasemin Pastanesi'nde Bahattin Öztürk arkadaşımız başkanın çalışmalarını takdir ediyor ve destekliyorum. Yeni projelerini açıklamasında uzun süre bunu ileride yeni projeleri açıklaması çok teşekkürler. Tabii Kızılcahamam da hizmet bitmez. Tabii bizim çok güzel düşüncelerimiz var. Kızılcahamam'la ilgili çok güzel hayallerimiz var. Bunların hepsini devam eden projeleri zaten ediyor. Onları bitireceğiz. Devamında onları tek tek açıklayacağız. Berber Mesut Bülbül, ilçemizin en büyük sorunu park meselesi. Başkanın bu konuda bir projesi var mı? Kesinlikle diğer bütün çalışmalarını canı yürekten kutluyorum. Kesin bir şey doğru söylüyor. Evet. Park meselesi bizim en büyük sorunumuz. Biz bunu kısım kısım çözmeye çalışıyoruz. İşte Halil hafta içerisinde otopark yaptık. Belediyenin arkasında işte orayı otopark olarak kullanıyoruz. Şimdi aslında bizim Halil olduğu yerde belediye projesi artı kapalı pazar artı şey projesi çizdirmiştik biz burada. Yeraltı otoparkı. Ama oradaki mülkiyet sorunu çözemediğimiz için ona başlayamadık ki bu işler çok uzun sürüyor ama park meselesini bir şekilde derken bundan sonra yapılan binaların hepsinin altında ya 10 daire varsa 10 araçlı otopark istenerek yine bulduğumuz her boş alanı bir şekilde park yaparak çözmeye çalışacağız. Şimdi Çaycı Vahit Aykaç arkadaşlar burası turistik bir ilçe olduğuna göre diyor. Niye kimseye içki ruhsatı verilmiyor? Yani bir bahane bulunup safsaklandığını dile getiriyor. O bizim tasarımımız değil. Evet. Şimdi bir hükümet politikası. Evet. Bizden önceki yerdeki dönemde de bizden önceki derken daha önceki dönemlerde belediye meclisinden kalacağım imarında içki yerleri olarak yerler ayrılmış. Bizim onun dışına çıkma şansımız yok. Artı işte İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri var. Okul, cami, sosyal tesis gibi alanlara olan uzaklıkları var. Ama biz burada turizm ülkesi tabii. Burada biz turizme yatırım yapacak herkese destek olmak zorundayız ama biz nihayetinde bir devlet memuruyuz. Biz o yasalara göre hareket etmek zorundayız. Evet. Şimdi Akın Market'te hani yolun öbür arka güzergahı, ön güzergahları arasında hani hepsinde de esnaflarla bazılarına görüştüm. Akın Market'te belediye başkanının çalışmalarını beğendiğini, trafik ışıklandırması yerinde karardır. Prensipli ve disiplin olmak her zaman iyidir. Böyle olmasa karma karışık olurdu demiş Muharrem Bey Akın Market'te. Şimdi taksi yazıhaneleriyle de görüştük. Taksi yazıhaneleriyle ki şey de şu, buradaki çalışan arkadaşlar diyor ki Kızılcahamam otobüsü Ankara'da devamlı soğuk suya kadar geldiğini, hamam oraya kadar geldiğini haliyle diyor orada gelen vatandaş oraya kadar geldiği için taksi yazıhanelerini yani gelen vatandaşlardan, yabancılardan biz faydalanamıyoruz. Bir de şöyle diyorum devamında eskiden diyor sabır marketin orada taksi yazıhanelerinin butonları vardı diyor. Fakat diyor o butonlardan vatandaş indiği zaman istediği taksiyi çağırıyordu. Şimdi diyor orada başka vatandaşlar bulunuyor. Gene inen kişilere hemen onlar müdahale ediyor. Bu biz diğerleri biz bu işten faydalanamıyoruz diyor. Biz serdenişte bulunuyoruz. Karmalarcık bir iş. Evet. İlçemizde 75 tane taksi satı var. 55'e yakın ticari taksi burada çalışıyor. Ama arkadaşlarımız kendi aralarında birlikteliği sağlayamadıkları için. Hepsinin ayrı bir eczaneye sahip olmak istedikleri için. Evet. Bu şekilde tabi herkes şehrin merkezinde yazan istiyor. Herkesin şehrin merkezinde bir yazan verme şansımız yok. Varsa, bulursa biz kendisi ruhsat veririz. Bulduğumuz yerde veriyoruz. Tabi bunların hepsi arkadaş, hepsi meslektaş, hepsi kendi aralarında anlaşması gerekiyor. Birincisi bu. Tabi oradaki hastanenin oradaki arkadaşlar da kendi arkadaşları, kendi işlerinden çıkmış arkadaşlar. Rızkı veren Allah.
Hiç kimsenin rızkını Cenab-ı Allah kapatmamış. Orada iki tane iş alırsa şey bildiği şeyde bir işte hayır vardır. Öbür tarafa yazan açılınca bir üç tane iş alacaktır. Herkes rızkının peşinde olacak, birincisi bu. İkincisi vatandaşların, otobüslerin kaplıcanın oradan dönmesi, bu arz talep meselesi. Evet. Şimdi bunu böyle yaptığınız zaman tabi kötü amaçlılar onu bekleyebilir, arabaya binebilir ama vatandaşın genelini düşündüğümüzde vatandaş yapılan çok büyük bir hizmet. Evet. Nihayetinde herkesin taksiye binme şansı yok. Herkesin taksi parası verme şansı olmayabilir. Evet. Orada biz vatandaşın talebi doğrultusunda Kılıcan Belediyesi kapıcıların önüne kadar arabaların gitmesini, oradan geri dönmesini evet. sağladık. Ama burada bunu yaparken bunu yaptırmadığımız zaman vatandaşın ne düşüneceğini arkadaşlarımız bir empati yapması lazım. Gene bu taksi yazarlarına ekler, şurada takdirlerini de söylüyor. Yani yeşillendirmeden iyi olduğunu, turistik bir kazaya ivme kazandırdığını da bahsediyorlar. Yusuf Bayrakçı arkadaşım diye bir sorusu var. Çevre Bakanı arıtma hibe kredisi verecekmişti. Yani duyumlarını söylüyor. Neden alınmadı? Kimden engel oldu? Belediye başkanı bu konuda bilgisi vardır, açıklamasını istiyoruz diyor. Çevre Bakanı biz İller Bankası'na bu konuda talepte bulunduk. Evet. Hatta ve hatta Ulak, Özbekler, yani köy, Kızılcıhan ve Cihilerin kanalizasyon hattında bu şeyin içerisine ekledik. Evet. Bütün girişimlerimizi yaptık. Her şeyimizi verdik. İller Bankası'nın ihale aşamasına geldi. Yönetim kurulunda ihale için karar çıktı. Ama ihale yapılmadı. Evet. Tabii oradaki arkadaşlar bize net bir şekilde bilgi vermiyorlar. Sadece biraz daha beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Evet. Arıtmanın yeriyle ilgili her şeyimiz hazır. Evet. Bütün hazırlıklarımız yapıldı. Top İller Bankası'nda. Daha önce yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Yusuf Bey'in ima etmeye çalıştığı beni çok net bir şekilde anlıyorum. Oradaki arkadaşlar eğer bu konuda ilçemizin menfaatleri yapılması gereken icraatlar engellenemiyor. Evet, destek olsalardı. Evet. Bugüne kadar çoktan çıkmıştı. Evet. Ama halen çıkarılamadı. Bugün yarışısını bekliyoruz ki bu yapılsaydı Kılıcan Belediyesi'ne hiçbir küfret bulmayacaktı. Çünkü önümüzdeki yıldan itibaren Büyükşehir açısından dolayı bu yapılacak altyapı çalışması Büyükşehir'in boş kapsamına girecekti. Ama oradaki bazı arkadaşlarımız onu anlayan anlar bu işe sıcak bakmadıkları için bu iş çıkmadı, bu iş bu şekilde kaldı. Ama bu ne demek? Yapılmayacak manasına gelmez. Biz Kılıcan'ın bütün kanalizasyon hattını aldık, tam arıtma tesisi yapılacak yere kadar götürdük. Sadece Topiller Bakası'nda ihalesi yapılıp burada bunun bir an önce işletmeye açılmasını sağlamak. Bir de kaymakamın karşısında park var ya, onda dükkanın karşısında, bu diyor çok gecikiyor diyor. Şimdi bizim hedefimiz 29 Ekim'di zaten. Evet. Biz 29 Ekim'de Cumhuriyet Meydanı'nın bütün her tarafını bitmiş olarak göreceğiz. Tabi bir sürü arkadaşımız bir sürü şey konuştu ama şimdi meydanı görünce herkes Kılıcan'ın ilk defa bir meydanı olduğunu anladı. Kılıcan çok güzel bir meydana kavuştu. Kılıcan şehir oldu. Her şehrin bir meydanı var. Kılıcan'da insanların toplanabileceği hiçbir alan yoktu. Tören yapabileceğimiz merkezde hiçbir alan yoktu. Şimdi biz orada bir meydan yaptık. O mecburiyeti ortadan kaldırdık. Daha da güzel olacaktı. Müzeyle beraber olacaktı. Ama oradaki evin, işte arkadaşlarım kendi aralarında anlaşamaması, onu yani bizim şartlarımızla uyuşamaması oradaki evi müze yapma şansımızı ortadan kaldırdı. Ama biz Cumhuriyet Meydanı'nı yaptık. Kaymakamlığın duvarlarını yıktık. Evet. Postanenin duvarlarını yıktık. Evet. Orada şimdi 15-20 bin kişinin rahatlıkla toplanabileceği bir alan ortaya çıkarttık. 29 Ekim'de hep beraber göreceğiz inşallah. Yusuf abi biraz da sabretsin. Evet. 29 Ekim'de orada en ufak bir şey kalmayacak. Hepsi bitmiş olacak inşallah. Orada tören yapacağız, oraya açacağız inşallah. Şimdi Terzi Mustafa Demircan abimiz de belediye kaplıcaları genellikle yazın daha çok yabancılar geldiğini bahsediyor. Evet.
kontrol güvenliği neden görevli bulundurmuyor? Kontrol güvenliği için diyor. Yani kontrol etmek için herhangi bir olan bir şeyden davranıştan dolayı mı diyor? Yani orada iki kişi, en az iki kişi görevlendirilse daha iyi olmaz mı diyor? Yaparsın. Görevimiz var. Evet. Ya şimdi Kapıcadan eski halini siz sohbet biliyorsunuz. Evet, evet. Biz Kapıcaları A'dan Z'ye girişinden çıkışına her tarafını değiştirdik. Ve ben iddia ediyorum Türkiye'nin en iyi umumi kapıcaları yaptık. Biz burada. Evet. Şimdi girişte güvenlik kameraları var. Girişte emanetler güvenlik kameraları tarafından işte her dakika izleniyor. İçeride bizim görevlilerimiz var. Yani şimdi dışarıda hem güvenlik görevlimiz var hem de içeride görevlilerimiz var. Burada daha fazla insanın görevli olması tabii hangi amaçla sorduğunu ben net bir şekilde bilmiyorum. Ya da bir sıkıntı mı da oldu da ondan sonra onu da bilmiyorum ama bizim gördüğümüz Kapıcı'da şu anda bir memnuniyet var, bir sıkıntı yok. Bu konuda yani en azından eskiden çok çalınmalar şimdi başlıyormuş. Çalınmalar yok. Şimdi yabancılar geldiği zaman diyor mesela yabancılara muhatap olacak kişiler, üstü ilgilenecek kişiler lazım diyor yabancılara. Yani biraz o konudan demek istiyor yani. Tabii de biz yani onu şunu demek istiyor ben anladığım kadarıyla ona. Yani halkla ilişkiler gibi yani ilgilenecek kişiler. Evet. Kapıcı bölgesinde evet. Bizim bir sürü arkadaşımız da böyle arkadaşımız evet. Hepsinin halkla ilişkiler şeyi var. Yani o anlamında şey diyor yani ben öyle kendisine şey ettim diye biraz da konuyu açınca yani yabancılarla muhatap olmak zaruretinde olması gerektiğinden bahsediyor. Bir de bir başka vatandaş ismini vermedi, bunu birkaç kişi de söyledi. Festivaller geliyor, iyi geçiyor, herkes de büyük bir kalabalık oluşuyor. Fakat diyor, 4-5 gün gibi uzun süre olmasının doğru olmadığını, 2 gün olsa yetmez mi diyor. İnsanların fazla zamanını aldığından bahsediyor. O bir tercih meselesi. Evet. Biz yaz döneminde Kızılcahamam'ın en kalabalık olduğu dönemde Kızılcahamam'a gelen insanların hemen 3-5 gün de olsa burada bir eğlenmesini, sinatmasını düşündüğümüz için bunu unutuyoruz. Tabii tercih meselesi için de olabilir. Başkan bir de jeotermalde geçen yıldan artan kontroller iptal ediliyormuş. Ben hani öyle bir duyum bir şey. Geçen yıldan artmış adam. Geçen yıldan artan kontroller iptal edilme gibi bir şansı yok. Evet. Şu var sadece jeotermalde. Bak yine aynı şey konu. Burada hatırlarsanız bizi topa tuttular saatlerle ilgili. Evet. Biz sürekli anlattık. Enerji verim yasasının çok doğru bir yasa olduğunu, bunun çok doğru bir şekilde eğer takip edilirse çok ülkeye menfaat olacağını anlattık. Ve bizden öncekilerin de bunun başladığını, saatlerin de o dönemden gelmeye başladığını anlattık. Saatlerden belediyenin karlı olmadığını, saat sistemi geçtiği zaman vatandaşın çok karlı olduğunu anlattık. Evet. Herkese anlattık. Vatandaş da karlı, belediye de karlı. Ama vatandaş belediyenin daha karlı diye anlattık. Teker teker anlattık. Evet. Bilgilendirdik, şu şekilde yapacaksınız, bu şekilde yapacaksınız diye. Teker teker anlattık. Evet. Ve milleti karşımıza alarak bunu başardık. Evet. Becerdik bunu. Biz nihayetinde ceza işlemi uygulamadan, gelmeden yasayı biz uygun hale getirmiş olduk. Şimdi burada daha önceden hatırlarsanız, şöyle bir hatırlatayım. Jeotermal aboneleri oturdukları evin metrekaresine göre para veriyorlardı. Örnek veriyorum, 100 metrekarelik bir ev 1200 lira para vermek zorundaydı. Yaksın yakmasın. Her sene. Evet. Ve bunu ne zaman veriyordu? 4. ayda veriyordu. Nasıl veriyordu? Peşin fiyatı farklı, taksit fiyatı farklıydı. Ve bunu taksit, peşin fiyatına 2 taksit yapıyorlardı, taksit fiyatına 6 taksit yapıyorlardı. Biz şimdi ne oldu? Vatandaşın 4'ten kurtardık. Vatandaş peşin ödemekten artık kurtuldu. Evet. Vatandaş ne yaptı? Yaktığının parasını vermeye evet. Başladı. Tabii burada jeotermalin de sabit giderlerini düşünmek zorundasınız. Bundan dolayı nasıl bir yasa çıkartılmış? 1/3 mecburi pay. Yani örnek veriyorum 1 milyar liralık yani 333 lirayı mecburen almak zorunda. İster evet. Yatsın ister yatmasın. Evet. Vatandaş kartını açtırmak için önce bu peşinatı yatırmak zorunda. Bu peşinat yatıracak, arkasından vatandaşın kartı evi ısıtır hale. Aslında başlıyor, üçte bir de mantıksız, haksızlık ama jeotermal masası şey yönünde. Nasıl haksızlık? Niye haksızlık? Hiç kullanmadan üçte bir ödüyor ya. Olur mu canım, ne haksızlık? Daha öncekinde hiç kullanmadan 1200 lira diyordu.
Ha tamam, öncekiler var. Öncekiler nazar. Yok yok, öyle değil. Öyle değil. Buranın bir maliyeti var. O zaman aboneliği bırak, helası gelebilirsin. Evet. Aboneliği bırak. Ciyotama ne yapmış? Ben 1000 tane konut ısıtacağım diye sistem hazırlamış. Ona göre pompa çalıştırıyor, ona göre su çekiyor. Bu bir maliyet. Ha tamam, jeotermal bir şey de masraf. 1000 tane olsa bu, 2 boyu çalıştırır. 2000 tane olunca 4 tane boyu çalıştırıyor. Bu elektrik maliyeti. Onun için demiş ki devlet, herkes 1/3 katılmak zorunda. 1/3 verdiği zaman, 1/3 verdiği zaman, önceki kontrollar yanmaz. Önceki kontrollar da şeye geçer. Ama geçen sene 1/3 parası vermiştir, hiç yapmamıştır, o bitti. O zaten mecburi. Bu sene yakacağının, yani 1200 liraysa 400 lirasını yatıracak, evet. 400 lira yatırdığı zaman, geçen sene örnek veriyorum, 600 liralık aldıysa ve hiç yapmadıysa 200 liralığı 400 liralık üzerinde eklenir. Bunun vatandaşın sayı yok. Geçen sene jeotermal ortalaması 550 lira. Evet. Daire başı 550 lira. Yani bu sistem bize elektrik maliyeti açısından, ki elektriğe çok zam gelmesine rağmen, %200'den fazla zam gelmesine rağmen elektrik maliyetlerimizi biz düşürdük ama ciromuzu da düşürdük. Şimdi düşünün siz, Kızılcahamam'ın ısınmasını sağlayan koca jeotermal şirketinin cirosu geçen sene 1.800.000 lira. Düşünün. Koca jeotermal şirketi, bir bakkalın cirosu, Kızılcahamam'da herhangi bir bakkalın cirosu da 1.800.000 lira. Ne demek biliyor musunuz bu? Ne demek? Ayda 150 milyar demek. 150 milyar, günde 5 milyar demek. Herhangi bir marketin cirosu bizim jeotermalin cirosunun 3 katı, 4 katı. Düşünün. Ya yani saatli sistemin belediye vermiş olduğu zarar ama yasa bu. Ama vatandaş bundan kârlı. Vatandaş daha önce 1500 liralara, 2000 liralara verip ısınırken vatandaş geçen sene 350 milyon liraya, 400 milyon liraya, 450 milyon liraya, 500 milyon liraya ısınan binlerce abonemiz oldu. Ki bunun ortalaması bizde var. Bizde kimin ne kadar yaktığını biz net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi, ama kontrollerden gitmeyi bir şansı şöyle, yok. Şurada bu vatandaşın sorusuna başka kontrol iptal edilme durumu yok mu? Vatandaş diyor ki geçen seneki artan kontrolları iptal edilmiyor. Hayır, kesinlikle olmaz. Böyle bir şey yok. Geçen sene... 60 adamı kontrol artmış. 60'tır, evet. Şöyle 60'tır. Bu sene devam edemiyor buna. 1/3. Evet. 1/3. Örnek veriyorum. Geçen sene bu vatandaşımız 1200 liralık. 1/3. Örnek veriyorum, 1200 lira alması gerekiyor. Evet. 1200 liranın 400 lirasını almış. Evet. Bu vatandaşımız. Mecbur hizmet. 400 liranın 200 lirasını yakmış, evet. 200 lirasını yakmamış. Bu 200 lira yanar. 400 lirayı her harikada yakmak zorunda. Ama bu vatandaşımız 1200 liralık gitmiş kontrol almış, örnek veriyor. 1200 liralık kontrolün 600 lirasını yapmışsa 600 lirası bu seneyi devreder. Onu gelir jeotermal şirketimize kartını sokarsa orada ne kadar kontrol olduğunu net bir şekilde görür. Ama o mecburi şeyin dışında kimsenin şeyi yanmaz. Şimdi Güray Altınay sorusu var. Kızılcahamam Spor'a, belediye başkanı Kızılcahamam Spor'a verdiği desteği üniversite yapımı için niçin vermiyor? Üniversite yapımı için de gerçi görüşlerini belirttik ama yani bu vatandaş. İki, yollara döşenen granit taşlar hepsi aynı kalitede değil. Bunlar araştırılıyor mu diyor Buray Altınay. Şimdi birincisi tabii arkadaşımız hiç maça gelmediği için, arkadaşımızın sporla alakası olmadığı için kulaktan duyma sözler bana kalırsa Kızılcahamam Belediyesi Kızılcahamam Spor AŞ'ye yani profesyonel takıma bütçesinde 25 kuruş verme şansı yok. Biz sadece kamp zamanı kendi otelimizde kamp yapmasını sağlarız. Tabii kamp da yemeğini yerdir. Ve sadece orada otobüsün akaryakıtını karşılarız. Para olarak kuruş para veremeyiz. Verme şansımız yok. Bizim para olarak verdiğimiz yerler işte amatör spor kulübümüz var. Onun işte giyim kuşamı masraf para, güreş takımımız, amatör branşlarda biz para verebiliriz. Kızılcahamam Spor'a, Kızılcahamam Belediyesi'nin cebinden çıkmış 25 kuruş para yoktur. Bir net. Ben bunu her şeyi ispatlayabilirim. Onlar desinler ki, sen şunu vermişsin, sen şunu vermişsin desinler. Ha, eş dost aracılığa biz bunu bulmuş olabiliriz ama Kızılcahamam Spor'a
bir de tepkisine para ediyorsun. Granit taş derken herhalde Cumhuriyet Meydanı'ndan bahsediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda o projeye göre yapıldı. Bu kontrol ediliyor. Belli bir yer, örnek veriyorum, doğal taş, belli bir yer işte yapay taş olarak çizilmiş. Onu şey plancısı ya da şey, o projesi mimar arkadaşımız planlamış. Niye göre planladığını tabi biz de bilmiyoruz. O ona göre estetik olacağını düşünmüş. Mesela belediyenin önündeki yerler, belediyenin önündeki yer yapay taş, evet. Ama kaymakamlığının doğal taş. Evet. Herhalde ondan bahsediyor. Tabi bizim bilgimizle, bizim kontrolümüzle biz ona bakıyoruz. Hürali Koca arkadaşımız da Kızılcamam'a İstanbul yönünden, girişten gelen araba caddeye yolları ne olacak diyor. Yani İstanbul tarafından. Şimdi herhalde bahsettiği lise tarafı. Evet, lise tarafı. Evet, orada biz de farkındayız. Ben de çok net farkındayım. Girişten itibaren o caddenin daha düzeleşmesi lazım. Ama ben bu soruların içerisinde zaten bunları var, anlattım. Evet. Burada doğalgazın, suyun, kanalizasyonun ve oradaki daha önce işte yapılan çalışmalarda alttaki toprağın hemen kazılığıyla tekrar atılmasında çok zaman zaman çökmeler oldu. Oranın Kızılcahamam girişinin Kızılcahamam adına yakışır bir şekilde yapılması lazım. Hı. Zamanımız yeterse biz orayı tam Kızılcahamam göbeğine kadar inşallah yeniden taş yapacağız ama şimdi vatandaşı da kış gelince çamurun içerisinde, toprağın tozun içerisinde bırakmak istemiyoruz. İnşallah ben burada tekrar belediye başkanı olursam ki o zaman yetkilesi orayı ben tertemiz aynı şey belirleyip yapacağım şimdi. Kazana Uçça bursu için, Boçça bursu için 7-8 tane öğrenci gidiyormuş. Servis verilmesini istiyor. Bu mümkün mü diye soruyor. Beyza Yanık ve arkadaşları. Şimdi biz de burada inşallah spor kompleksini yaptığımızda orada bir Boçça takımı da oluşturmayı düşünüyoruz. Evet, olacak yani, olacak işleri. Yani bizim zaten yeterince branşta sporcumuz var. Evet. Yani bizim yüzme takımımız var. Bizim Musaki, işte Çimokey takımımız kurduk, güreş takımımız var, voleybol takımımız var, spor takımımız var. Yani bizim kendi branşlarımızda bizim ancak çocukların da yardımcı şansımız var ama eğer öyle bir talep olursa Boçça takımı da kurabiliriz. Şimdi başkanım Muhammed Arslan, Arslan Elektrik var ya, hal içinde temizlik sorunu var diyor. Pazarcılar temiz bırakmıyorlar. Halde tezgah ve raflar düzensizler var. Pazar tezgahını, pazar günleri dışında sağa sola bırakıp gidiyorlar diyor. Buranın pisliğine bir şey var. Şimdi olayı yeni düzenledik. Evet. Halim giydirmelerinin hepsini yapıyoruz. Halim içerisinde inşallah dışçıkları biz giydireceğiz. Evet. Orada işte Astaks'ın karşısındaki yeri de açtık. Orada bir otopark görevlisiyle şimdi koyduk. Şimdi eskisine nazaran daha iyi. Orada yeraltı çöp kontinleri koyduk. Ama daha düzenli hale gelecek mi? Daha düzenli hale gelecek. Ve o arkadaşımızın tam karşısında bir soğancı dayımız var. Soğancı dayımız oraya tezgah açıyor, evet. Soğanlar yayılıyor, onlar çok rahatsız. Bir de o arkadaşımın dükkanının hemen altında. Ben halde gezerken evet, hemen altında şey, orada dükkanlar var, dükkanların evet. Önüne orada tezgahlarını insanlar koyuyorlar. Şimdi bizim onlara bir tezgah yeri ayarlayıp onların oraya koymamasını sağlamamız gerekiyor ama kafasını yormasın, orası çok güzel düzeye girecek. İnşallah bu dış cephe gidimlerini yapalım, Halil tam bitirelim, orası onun istediği gibi olacak.